3 ay oldu. İlk 2 ayında 20 bin bastı. Şimdi yeni baskısı geliyor 25 bine doğru. Bir edebi eser olarak 25 bine 2 ayda çıkması tabii güzel bir şey. Ben yıllarca edebiyattan siyasi yazılar yazıyordum. Israrla edebiyatçı arkadaşlar tekrar edebi eserler yazmamı istediler. Tabii kafamı toplayıp bir edebi kitap yazmak benim için çok fazlasıyla lüks. Çünkü gündelik bir yaşamım var, onu karşılamam lazım. Ama bununla 4-5 ayımı verdim. Bir dönemi tarif etmek istedim. İki şeye çok dikkat ettim. Klasik bir kitap olsun, yani Türk Edebiyatı'nın sıralamasında bir adı yeri olsun. İkincisi de bir dönemi ifade etsin. Nedir bu dönem? İşte çok yoğun bir İslamcı kültür, siyasi kültürün canavarlaşması, gaddarlaşması, yani taşlar oynuyor Türkiye'de, tipler, karakterler oynuyor. Bu dönemi tasvir edebilmek için iyi bir ortalama bir karakter bulmam lazımdı. İşte İslamcı Erol'la onu denemeye çalıştım. Geri dönüşler oldu, hakkında yazılanlar oldu. Ne bekliyorsam kitaptan onları geri aldım. Hem geniş sıradan insanlar ve geniş kitleler çok beğendi. Hem de entelektüel, zor beğenen, seçkin insanlar aşırı derecede çok olumlu iltifatlarda bulundular. Şunu söylüyorum, inşallah her yıl 4-5 ay, 6 ay mı edebi bir eser yazabilmek için ayırabilirim. Ancak öyle bir maddi gücüm yok olmadığı için zorlanacağım tabii. Şu anda yayın evi de sıkıştırıyor. İnşallah gelecek sene de bir kitap 4-5 ayımızı verip sıkı bir kitaba çalışırız diye düşünüyorum. Ben şimdi çok yoğun olarak psikanalitik çalışmalar okuyorum, antropolojik çalışmalar okuyorum. Yani roman ve edebiyat metinleri şu anda beni çok şey yapmıyor, ilgilendirmiyor. Çok da heyecanım yapan böyle bir metinler yok. Ama mesela şimdi çağ da değişti. Mesela öyle bir psikanalitik kitaplar var ki roman gibi. Ya da antropoloji evrimde ya da uzay biliminde çok yeni ve insanı şaşırtan gelişmeler var. Ve mutlaka buraları tabii işin sosyoloji yönleriyle, davranış yönleriyle, karakterlerimiz falan, iletişimde böyle bir şey var, hızlanma var. Bütün bunlar benim çok daha dikkatimi çekiyor. Şu da var tabii. Son 10 yılda Türkçe'de büyük bir çeviri şeysi başladı. Sıkı bir çeviri, yani iyi bir çeviri var. Şu anda Amerika'daki bir kitap 2-3 ay içerisinde gibi kısa zamanda gelebiliyor. Biz de bunların müptelası olduk. Bu çağda eskisi gibi şu edebiyat, şu hikayeci diye bulup çıkarmam çok zor. Çünkü ilgi alanları başka yerlere doğru kaydı.